Sayın Başkan, öncelikle söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi planın yapılmış olmasına elbette ki hiç kimsenin bir defa itirazı olamaz. Bu planlar 1983 yılında askeri dönemde yapılmış. O zamanlar biliyorsunuz Büyükşehir'e geçinceye kadar 2004'e kadar plan yapma yetkisi Bayındırlık Bakanlığı'na aitti. Belediyeler ancak önünde bulunabiliyordu. Bunun dışında bir uygulama yapamıyorlardı. 83 yılında yapılan planlar 85 yılında tamamen kesilmişti. Benden önceki dönemde de başkanımız bu planları uyguladı. Hala yürürlükte olan 15 yıl biz uyguladık. Ondan sonra başkanımız uyguladı. 4 yıldır da hala o planlar uygulanmakta. Zaman zaman bu planlardaki aksaklıkları görerek düzeltmek istedik. Bu konuda çalışmalar yaptık. Bakanlığa önerilerimizi sunduk ama bazı arkadaşlarımızın doğru açmasını dolayı da tam 8 yıl mahkemelerle uğraştık planları yapabilmek için. 25 bin planları yapabilmek için. O planlarda ancak 2003 yılı sanıyorum Eylül'de falan onaylandı. Bakanlık mahkemeden çıktı. Bakanlık olayı da daha sonraya kaldı. 2004'te yapıldı ve nitekim Hüseyin Başkan'ın döneminde onların 18. madde uygulamaları yapıldı. Dolayısıyla Büyükşehir'de olmayınca o zaman bunu yapması çok zordu. Tabii ki o planlarda çok fazla aksaklıklar var. O zaman Sayın Ortacan'ın o zaman belirttiği gibi isyanlarımız oldu, tepkilerimiz oldu falan dedi ama İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri hazırlanıyor. Planlarda ciddi sıkıntılar vardı. Şimdi bu planların yapılmasına ana fikir olarak kimsenin karşı çıkması mümkün değil. Üzerinden bir defa 30 yıl geçmiş. Hele hele deprem gibi bir olay yaşamışız. Ondan önce bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu depremden sonra esas sıkıntıları gördük, yaşadık. Buna göre düzeltilmesi gerekiyordu. Bunların hepsi tamam. Sahillerin açılması, dere yataklarının açılması, bunların hepsi çok doğru şeyler. Yalnız bir plan yapayım da burası geçtiğimiz bu uzun kentten başlayarak Mimar Sinan Köprüsü. Bu Mimar Sinan Köprüsü'nden sonra gelip Kavaklı sınırına kadar, oranın bizim köyde dinlediğine kadar olan bir plan. Bunu ikiye böldüm, çok uzun. Şimdi bu plan içinde özellikle merkeziyle aldığımızda bu bölgede en fazla mağduriyet simbolü üzerinde durursak mağduriyet. Burada önemli olan Sayın Başkan'ın dediği gibi bu binaların yaşadığı kadar yaşamasını teşvik etmek değil, tam tersine. Hükümetin almış olduğu bir karar var, ben bütün bölümüne katılıyorum. Kentsel yenileme projeleri. Onların adil bir şekilde uygulanmasıyla ister iki katlı olsun, az önce beyefendinin dediği gibi, ister çok katlı apartmanlar olsun, o binalar 60'larda 70'lerde yapılmış binalar var. Artık korozyona uğramış. İki katlı olan da depremde hasar görmez diye bir olay yok. Bunları nasıl yeniden yapılmaya teşvik edebiliriz olmalı bu planlarda ana fikir olarak. Boş arazilere yüksek katlar koyarak değil, tam tersine bu bölgelerde nasıl bu insanları bilgisini yenilemeye teşvik ederiz anlayışı hakim olmalıydı. Oysa ne yaptık biz bu planlarda? Şu bilgilerin merkezi bir eliye insan verdik. Yani bir de 100 metrekare alsası nasıl bir vatandaşın? Sen ancak 150 metrekare yaparsın dedik. Bunun 100 metrekare bir arsada 700 metrekare inşaat var şu anda. Yani nasıl bileceksiniz? Bunların hepsi ayrı bir mülkiyet. Yani biz ona ne diyoruz? Sen burada oturduğun kadar otur. Depremde zarar görürsün. Sen de diyor. Belediye güçlendirme vermem diyor. Bilim plandan sonra veremez arkadaşlar. Metin Başkan benim diyor mu? Veremez. Bilim planları onaylandıktan sonra veremez. Başka sıkıntılar daha yaşayacaksınız. Alış satış bile yapamayacaksınız. Burası bir ölçüde kısıtlılık hali olacak. Yani siz bankadan kredi alarak bir vatandaşa dairenizi satacaksınız. Satamayacaksınız. Banka geldiği zaman bir dakika burası 7 kat değil veya burası 5 kat değil, burası 1,5 kat. Merkez için konuşuyorum ben. Dolayısıyla sen burasını değerlendiremezsin. Ne yapayım? Bana ne yaparsan yap. Transfer alanında değil, kimse de istimlak da etmiyor. Dolayısıyla malını bırakıp gideceksin bu durumda. Olay bu. Şimdi gerek belediye başkanımız, gerek Sayın Karakaş, ilçe başkanımız burada diyor ki biz bunu düzelttik. Ya nasıl düzelttiniz? Daha Büyükşehir Meclisi'nin toplandığını ben görmedim bu arada. İtiraz olunca biz bunu düzelttik, eski haline getirdik dedi. Ya bir dakika, daha Büyükşehir toplanmadı. Eğer bunu siz, hakikaten sizin sözünüzde sadece düzelebiliyorsa bu vatandaşın bir işkenceyi niye yaptınız ki? Neden 1,5 kat koydunuz buraya? Arkadaşlar bak, hayır lütfen. Burada amacımız polemik, şunu bunu eleştirmek değil. Doğru olanı yapacağız. Sonuçta bu bir o
yaptığı bu parti programının konusu asla değil. Silivri'den geleceğinle ilgili bir söz söylemeye çalışıyoruz. Her ne kadar bir arkadaşın bir alaka tartışmaya, gazeteci arkadaşım çok anlamsız bir şekilde bu tartışmaya katıldı diyor ama bu halk beni 15 yıl burada görev yapmakla onurlandırmış. Söyleyeceğim bir söz varsa söyleyeceğim. Ha ben yanlış da bilebilirim. O başka. Ben sadece öneride bulunuyorum sizlere. Dolayısıyla bu planlarda yapılması gereken gerek yazlık bölgelerimizde, mavi yelken bölgesinde, gerek Parkköy bölgesinde, gerekse merkezdeki kısımlarda bu konutları yıkılıp nasıl yaptırabiliriz? O insanları mağdur etmeden esas katlayabileceksek onları da verin. Yapsınlar. Yenilesinler, yenilemeyi zorlayalım. Çünkü burada biliyoruz ki şu anda bulunduğumuz zeminin altı 38 metre batak. Bunları yaparken bilmiyorduk. Depremden önce bunları hiç bilmiyorduk. Plan yapanlar da maalesef üniversite olmasına rağmen, Bayındırlık Bakanlığı olmasına rağmen böyle bir araştırma yapmamıştı. Şimdi bunu zorlamamız gerekirken bizim biz şimdi burada esas sıkıntı yaşananları bırakıyoruz. Geliyoruz burada boş arazi buluyoruz. 8 kat, 10 kat, 4 kat bunları buluyoruz. Bakın burada geleceksek esas o mavi yelken bölgesindeki o binaların çoğu sakat binalar. Parkköy iyice sakat. 5 katlı apartmanlar da var binaların içinde. Merkezimiz yani depremden önce yapılan tüm binalar maalesef her yerde polis kurumuyla yapılan binalar, eski deprem yönetmeliğiyle yapılan binalar hepimiz biliyorsunuz ki çok ciddi sıkıntılar. 94 yılında biz ilk defa hazır beton kullanma mecburiyetini getirdiğimizde Silivri'ye ne kadar ağır eleştiriler aldık biliyor musunuz? Hatta o tarihlerde elimde broşür de var. 2004 yılında evlere broşür dağıtmışız. Deprem geliyor hazırlıklı olun diye. Çünkü 100 yılda bir beklenilen bir deprem vardı. Dolayısıyla yöneticiler biraz daha ileriye bakarak bunu değerlendirmeli. Genel anlayış olarak çok güzel olabilir ama sorunu çözmüyor bu. Burada yaşayan insanların sorununu çözeceğiz. Bu şimdi hiç plansız bir merdiven yapılsa istediğinizde 30 kat verin. Çok da fazla konuşma ihtiyacı hissetmeyiz. Ama burada ihtiyaç hissettiğimiz kısım burada sürekli yaşayan vatandaşların sorununu biz nasıl çözeceğiz? Bunlara bir çözüm bulalım. Bunları destekleyelim. Kat vereceksek yine verelim. Ama burasını sana yaptırmıyorum demek de olmuyor. Sonra arkadaşımız, sayın ilçe başkanımız dedi ki yani şey olmayan yerler de kamulaştırılacak. Hayır bu planda kamulaştırma kalktı arkadaşlar. Kamulaştırma yok. Dere yatağı mı istimlak edilecek? Sahil mi istimlak edilecek? Ne diyor bak burada plan notlarında? Özür dileyerek, vaktinizi alıyorum ama bunu anlatmak zorundayım. 14. maddede planda yeşil alan, sosyal koruma alanı ve yan olarak ayrılan bu alanların inşaat hakları söz konusu alanların bedelsiz kamu önüne geçmesinin ardından ilgili plan notlarında belirtilen şekilde K1, K2, K3, DRTH falan filan alanlarına transfer edilir. Başkanımız dedi ki açacak belediye burası. Senin elinde bir belge verecek. Git kiminle anlaşırsan anlaş diyecek. Kardeş kardeşlerin anlaşması. Evet, o ayrı. Benim de bu yerim var. Siz de bana geldiniz. Atıyorum. Şurada Ersoven'de bir dairem var. Bana transfer belgesi verdiler. Ben senin yanında geleceğim. Bana ne vereceksin diyeceğim. Git kardeşim işine. Sana ben buradan bir daire versem. Zaten bana bir dairelik hakla geliyorsun buraya. Ben ne alacağım senin gelmenden ki? Senin bana ne faydan olacak? Nasıl yanlış? Ondan sonra arsalarda Sayın Başkan Özel bir örnek verdi. Bir 10 dönüm arsa üzerinden. Dedi ki bu 10 dönüm zaten %50 yapıyor. Şimdi bilgi üzerinden örnek veriyor. Sonra kendisinin örneğini verirken neti üzerinden örnek veriyor. Şimdi 10 dönüm orada bir yer var. Diyelim ki şurası 10 dönüm. Bu 10 dönümün zaten 5 dönüm terkli mevcut imar planlarında. Bizim mevcut büyüklükteki planlarımızda bilgi üzerinden değil. Net alanlar üzerinden %50 uygulanıyor plan. Dolayısıyla bu şu anda seçilmiş planların parsel üzerinden yükseliyor. Ya burada parsel bırakıldığı zaman çekme mesafelerini falan koyduğu zaman %50 terk var ve o zaman burada 2500 metrekare inşaat var. Şimdi burada 4600 metrekareye çıkıyor bu. Ben onlarda değilim zaten. Ben yine de burada belli şahısların yerlerinde mesela bu yerlerin böyle bir yerde yapılması birçok sahibini ortadan kaldırıyor. Arada gelip de bir parçaya şurada bir yeri parçalı 2020'den beri yüksek kat arttırmaya çalışılıyor. Bu içimizden geçmişti. Sanırım sanırım başkanın birlik olduğunu planlarını yapmadı. Uygulanamadı geçenlerim.
şuralarda. Evet, San Paolo'nun yanında. Büyükşehir'de iki kat olan yerler dört kat geçtik ama İnşaat Başkanı'nın duyurmadan indirme uygulamasını yapmadı, kabul etmedi, uygulanamadı bugüne kadar. Buraya kadar geldi. Buna benzer buralarda da baktığımızda bunlar var. Ama oralara girerek olayı sulandırmak istemiyorum. O başka bir tarafı işin. Ama şuradaki sıkıntıları bilmemiz gerekiyor. Bunları çözülmesi gerekiyor. Bunların bugün kafalarına gelmemesi gerekiyor. Şimdi Sayın Başkan geçen günkü konuşmasında da yani işte bizi biraz da cehalet de suçladı. Bunları bilmiyor mu? Kendi de transfer alanı yaptı. Toplu bankalar yaptı falan dedi. Değerli arkadaşlar. Başkan için söylüyorum. Yani tamamen onun demeci olduğu için söylüyorum. Şimdi toplu kulüplerle buradaki transfer alanlarının ne alakası var arkadaşlar? Toplu kulüpler yaptık da binlerce kişiye bir rant sağlanmış oldu. Burada bir arazi sahibinin hesabı var. Yani sonra sadece belediye konutları olarak yapmadık. Kooperatif rejeleti diye bir şey vardı zaten. Kim gelirse gelsin artı bir kat otomatikman alıyordu. Hangi kooperatif geldi? Hepsine destek verdik. Hatta bir kat, bazen bir kat. Yeter ki siz kooperatif yapın. Onun için yine Sayın Başkanım dedi ki işte o zihniyet zaten sinirliği bu hikayelere düşürdü. Yani sinirli yağmur edilmiş, yok edilmiş bir şehir. İstanbul'da gelip olmuş hiç olmayan şehir burası arkadaşlar. İşte oranda işte tutabildik mi? Buna toplu konutları falan koruyarak, engellemeye çalışarak hemen hemen sıfıra yakın Sinirli, Çatalca gibi bir iki ilçe kaldı. O anlayış hakim olmasaydı zaten burası gece kondu kenti olurdu, toplu konutlarla olmazdı. Orta Çeşme bölgesi bizden önce yapılanmış bir şeydi. Plansız yapılanmıştı. Hatta o zaman tem bağlantıları yoktu. Ya işte Göç'te gelen vatandaşlara şuraya bir baraka yapılar falan diye teşvik de edilmişti geçmiş dönemlerde. Onu önüne geçebilmek için 89'da ilk yaptığımız iş oraya ıslah planları yapmak oldu da bir düzene koyamadık oraları. Dolayısıyla şimdi o tartışma bu tartışma o öyle dedi bu böyle dedi kim haklı kim haksız değil. Buradaki malumunluğunu gidermek zorundayız. Burada eğer verilecekse yüksek katlar boş arazilere değil tam tersine orada mevcut eski sitenin olduğu bölgelere verilip o insanların mağduriyetlerini gidermemiz gerekiyor. Üstüne transferi de koy. 4 kat, 26 kat koy, 8 kat koy. Kendisiyle beraber bir yerden de alsın. Ama o konutlar bir an önce yıkılıp hemen yapılansın. Beklediğimiz deprem çok yakın. Çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Bunu bilelim. Ziraat Bankası'ndan aşağıda olan bölüm kurulu dahil son derece risk altında. Bunları hepimiz böyle bilmemiz gerekiyor. Yani şimdi burada bu kadar insan varken söylemek istediğim her şeyi söyleyebilmem mümkün değil. Kusura bakmayın biraz da uzattım ama bunlar bilinmesi gereken şeyler.